Yani şu an elde bir yönetim var. Ne zamana kadar? Biz seçilene kadar. Niyetlerimizi zaten biz maç günü bildirdik. Maç gününün üstüne hoca hakkında konuşmak sanki seçim kazanmak için PR yapmak gibi. O zaman niye yüzmenin hocasını konuşmuyoruz? Niye basketbolun hocasını konuşmuyoruz? Niye voleybolun hocasını konuşmuyoruz? Benim her zaman benim ve ekibimin bir şahsi görüşü vardır. Biz bunu kendi sosyal medyamızdan duyuruyoruz. Onun için bunları burada haber kanalları üzerinden tekrar konuşmak çok doğru değil. Biz sizle yaklaşık 2 ay önce gene şeyde bir röportaj yaptık. Hocayı herkes yerden yere vururken biz gene o gün hocaya sahip çıktık. Yani önemli olan seçim ortamının dışındaki görüşleriniz daha objektif. Çünkü seçim dönemi söylenenlere kusura bakmayın, yanlış da anlamayın, gazetecisiniz ama çok itibar etmiyorum ben. Çok popülarite nereye gidiyorsa ona göre görüş bildiriyorlar. Ve makyajlı bir görüş bildiriyorlar. Yani bunların satır aralarını okursunuz. Tüm başkan adayları ve olacak başkan adayları ile ilgili. Keşke seçim 29 Mayıs'ta olsaydı. Zaten devletimiz 1 Haziran'a kadar tüm genel kurulları erteledi. Erteledi, iptal etmedi. Devlet iptal etmez zaten. Devlet buna karışmaz. Erteler sağlık koşulları sebebiyle. Yönetimimiz de, Mustafa Cengiz yönetimi de tüzüğe uyarak, tüzük der ki Mayıs'ın ikinci yarısıdır seçimler der, 3 yılda bir der. Doğru bir kararla 22 Mayıs, 29 Mayıs'ı açıkladı. O zaman kural ve uygulama nedir? Bu şu an divan seçimleri de var kulübün. Mesela divan seçimlerine yeni bir aday giremiyor. Niye giremiyor? Çünkü divan kararı yazarken o tarihte olamadığı takdirde uygun ilk tarihe ertelenmesi diye bir karar aldı. Şu an yönetim de iptal değil, erteleme yapmalıydı. Gene 19 Haziran olabilirdi. Sorun değil. Ama yönetimden bazı kişilere yol açmak için dediler ki bir şu yönetimde olmayanlar bir ellerini açsınlar bakalım. Biz onları birbirine düşürelim. 3 aday, 4 aday, 5 aday çıksın. Bunlar hep planlı kötülük. Yönetim bugün planlı kötülük yapmıştır. Hiç fark etmez. Bizim hiçbir şeyden endişemiz yok. Biz Galatasaray için geliyoruz. Planlı kötülük yapanlara rağmen geliyoruz. Galatasaray taraftarı ve Galatasaray kulübü üyesi şunu görsün. Bu 4 adaydan sonra çıkacak herkes planlı kötülüğün bilinçli listesi olarak geliyor. Çünkü yönetimdeydiler. İptal edeceklerini biliyorlardı. Bu tarihe erteleme yapmak varken, tüzük 60 güne kadar erteleme hakkı vermişken iptal ettiler. Hiçbir iyi niyet taşımıyorlar. Galatasaray'ın altına dinamit koymuşlardır. Biz geldiğimiz gün tüzüğün maddelerini açacağız. Tüzük neyi gerektiriyorsa da onu yapacağız.